Yani ahlaksızlık ise önce şu milyon doların üzerinde döviz olan alanları bir açıklasınlar bir zahmet. İlk ahlaksızlığı onlar yapıyor. En baba ahlaksızlığı onlar yapıyor. Yani şu milyon dolar diyorum bakın 100 bin dolar 200 bin dolar da demiyorum. Milyon milyon dolarları kimler aldı? 128 milyar doları kimler aldı? Nereye götürdü? Hangi fiyattan aldı? Nasıl Hangi satıldı? fiyattan sattı? Bunun hesabını versinler, cevabını versinler. Ben ahlaksız olmaya hazırım. Sıkıntı yok o konuyla ilgili. Esnaf kardeşlerimiz de herhalde ahlaksız olmaya hazırdır o zaman. Söylerler, Türk lirasına yatırım yaparlar. Ama bu ülkede şunu biliyoruz biz. Döviz 1 lirayken 3 liraya çıktığında 1 lira olmazsa suratıma tükürün diyenler vardı. Sonra 6 lira oldu. 6,5-7 lira oldu. 7,5 lira oldu. Türkiye'nin önüne gelen partilerinden birisi, şu anda da iktidara çok yakın olan bir parti, tam tavan seviyeden dövizini bozdurdu. Ahlaksızlık budur. Döviz almak değildir. İçeriden haber alarak, insider trading yaparak, dövizin gideceği yeri görerek, dipten alıp tepeden satmaktır ahlaksızlık ve suçtur. Bu iddia bazında son İddia değil ki bu yok hayır gerçek. bunlar için söylemiyorum. Son dönemde ise artışlar öncesi Merkez Bankası artışları öncesi de ani ufak düşüşler yaşandı. Bu konu orada iddia şerhiyle gündeme Evet. geldi. Onu söyleyeceğim. Kim nereden ne kadar Tabii. malı götürüyor, götürüyor mu götürmüyor mu bilmiyorum. Ama görüntü o. Herkes bunu konuşuyor. Veriler de anlaşılan bir hareket Ha, olduğunu gösteriyor. Türkiye'de bir insider trading dediğimiz işten bilgi alma var mı yok mu? Bunun açıklamasını yapsınlar şeffaf bir şekilde. Ondan sonra ahlak tartışmasını ayrıca yaparız. Diğer taraftan evet Türkiye'de kambiyo rejimi değişti de bizim mi haberimiz yok? Sabit kura mı geçtik biz? Ya da işte 80 öncesinde olduğu gibi 100 dolar cebinde olursa suçlusun pozisyonda mıyız? Böyle bir kanun mu yürürlüğe girdi de bizim haberimiz yok? Yani böyle bir şey yok ki. Türkiye'de dalgalı kur var kardeşim. Serbest kambiyo rejimi var. İnsanlar giderler döviz bürolarından ya da bankalardan döviz alırlar, satarlar. Bunu dijital ortamda da yaparlar falan filan. Ama benim kredimle yapamaz diyor. Senin kredin değil ki. Nereden senin kredin? Amerika 6 trilyon dolar dağıttı. Devlet olarak, vatandaşına karşılıksız olarak sen kredi veriyorsun. Nereden? Ben borç alıyorum senden. O benim param. Sana ne? Benim aldığım krediden sana ne kardeşim? Bana bilabedel karşılıksız para mı dağıtıyorsun? Önayan'ım veya Gürkan Bey'cim çıkartır bana 100 lira ver. Al kardeşim bu benim sana kıyağım der. Ve benim hakkımda bir söz söyleme hakkı olabilir belki. Ben de o kadar hani düşüyorsam, tenezzül ediyorsam, alıyorsam o zaman benim hakkımda bir şey söyleyebilir. Ama ben Gürkan Bey'den %20 ile borç alıyorum. Bir de gelip bana ukalalık yapmaya kalkıyor. Hadi oradan. Yani benden faiz isteme o zaman kardeşim. Ayrıca en yüksek faizle de borç alan devletiz. Öbür taraftan evet ben 100 doları şey 100 lirayı götüreceğim dolara yatıracağım elbette. Siz yıl başında diyordunuz ki 6 lira olacak dolar. Geldi 14 lira oldu kardeşim. Benim %100'lük kaybımı karşılıyor musun devlet olarak sen? Ben %100 kayıptayım şu anda. Sen karşılıyor musun bunu? Ben malımı satıyorum yerine mal koyamıyorum. Bu zararı karşılıyor musun? Patatesci stokçu, market stokçu, inşaatçılar %500'le mal satıyorlar. Bu abilerle ilgili niye bir laf etmiyorsunuz? Niye 5 müteahhitle ilgili bir laf etmediniz? Geçen sene, hatta bu sene içerisinde dolar 6, 7 lirayken neden Avrasya Tüneli'nden geçişi 11,5 liraya göre belirlediniz? Niye orada 1 dolar 11,5 liraydı? Bunun hesabını verin. Bu ahlaksızlıktır. Yani ahlak tartışması yapmaya kalkarsak buradan ben çok rahat çıkar giderim de birileri çıkıp gidemez yani. Yüzü çok kızarır. Onu söyleyeyim. Öbür Kızarmaz. taraftan efendim, Kızarmazlar. öbür taraftan şunu da söyleyeyim. Kızarıyor artık abi. Onlar da Artık çıkar mı? kızarıyor. Kızarmasa da kızarttırılıyor artık. Onun için sıkıntı yok. Halk her şeyi gayet net görüyor. Bu halkı aptal yerine koymayacaksın. Halkı aptal yerine koymaya kalkarsan halk sana cevabını verir. Ne yapar? Gider döviz alır. Alma dersin alır. Çünkü sana inancı kalmamıştır. Aynı kurumlara olan güvenin kalmaması gibi
piyasalara olan güven de ortadan kalktı. Herkes mağduriyet yaşıyor. Önay Hanım biraz önce gübre örneği verdi. Gübre 2 senede ne kadar arttı biliyor musunuz? Kaç zam yedi? 35 zam yedi. 35. Şimdi şu tartışılıyor. Efendim dövizden dolayı döviz fiyatları arttığı için halkımız fakirleşiyor. Kardeşim döviz fiyatları arttığı için değil, sen üretmediği için fiyatları artıyor. Sen buğdayı, arpayı gidiyorsun Rusya'dan alıyorsun. O yüzden ya. Bu kadar etkileniyorsun. Evet, ithal etme bakalım. İsterse 1 milyon lira olsun döviz, fark etmez ki. Bu ülkede 2000 yılı öncesinde döviz kuru 600-700 bin lira civarındaydı bildiğim kadarıyla. 600-700 bin lira. Bunlar iktidara geldiğinde bir ara 1.9 milyondu. Kardeşim, o zaman niye insanların satın alma gücü bu kadar düşük değildi? Niye biz bu kadar problem yaşamıyorduk? Aynen Gürkan Bey'in söylediği gibi. Çünkü 2000 yılına kadar Türkiye dünyada kendi kendine tarım konusunda yetebilen 7 ülkeden birisiydi. Sen tarımı bitirmişsin. Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası çiftçinin traktörüne el koyuyor. Yalan mı? Çiftçinin traktörüne el konuluyor. Sen üretim makinesine el koyamazsın devlet olarak, banka olarak ya da kredi tarım kooperatifi olarak. Sen ona destek vereceksin. Sen adamın tarlasına el koyuyorsun. Başka birini gaza getirip tarlayı imara çevirip bina dikiyorsun. Sonra kıtlık oluyor bu ülkede. Her şeyi Rusya'dan getiriyorsun. Sonra da çıkıyorsun diyorsun ki dolar almak ayıptır. Senin yaptığın ayıptır. Senin yaptığın ayıptır kardeşim. Sen kendi ayıbını göreceksin önce ve sen eğer ki iktidardaysan, bu ülkeyi yönetiyorsan sorumluluk sahibisin. Bu ülkede muhalefet, Gürkan Bey, ben, bizler hiçbirimiz sorumluluk sahibi değiliz. Biz eleştiririz, sen eleştiremezsin. Sen çözüm üreteceksin. Üretemiyorsan da gideceksin. MGK ile başladı Gürkan Çakıroğlu. Nas dedik, Bakara dedik. Şimdi ise bizden kredi alıp, devletten kredi alıp üstüne bir de döviz alıyorsan ahlaksızsın pozisyonu son açıklama Numan Kurtulmuş'tan. Bizden mi diyor, devletten mi? Devletten diyor. Şimdi devlet de borç aldığı parayla. Tabii. Yani. Ya borç vermiş bir de yani. Açıklamaları şöyle. Bu ara çok konuşuyor Numan Bey. Maşallah bayağı bir dillenmiş. Diyor ki Merkez Bankası, TÜİK vesaireye güvenmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik diyor. Merkez Bankası, TÜİK, oraya da TSK'yı da ekliyor bu arada. Hani biraz daha açıklamasını böyle karşı tarafa korku salmak için alakasız. Merkez Bankası ile TSK arasında da bir bağlaşım kuruyor beyefendi. Merkez Bankası, TÜİK, TSK'ya güvenmeyecek. Filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara güveneceksin diyor Kemal Bey'e. Yetmiyor. Hiçbir ekonomik gerekçesi yokken kurlar birden füze gibi yukarı doğru yükseldi diyor. Yetmiyor. Bu açıklamayı yapıyor. Şimdi bazen kelimeleri bir araya getirmekte zorlanıyorum. Şimdi ahlaksızlık vesaire deniyor. Şimdi has partiyi kuracaksın. Muhalefet edeceksin. Sonra makam karşılığı partiyi Erdoğan'a peşkeş çekeceksin. Birleşme ayağına. Sonra kalkıp gariban vatandaşın parasını korumak için, 3 kuruşunu korumak için herhangi bir şekilde hukuka aykırı olmayan, ahlaka aykırı olmayan bir davranışına ahlaksızlık diyeceksin. Şimdi biliyorsunuz bu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimdi? O da. Şimdi o da mesela milletle alakalı belli başlı açıklamalar yapmıştı. Millete karşı çok sert bir dil kullanmıştı diyeyim en kibar haliyle. Şimdi bu kibir, bu uzaklaşma, halktan, milletten uzaklaşma, onun derdiyle dertlenememe, hemhal olamama hali ibretlik bir durum şu an iktidar cenahında. Ve o kadar kötü bir yere gidiyorlar ki, hatta şunu da söyleyeyim ben. Şimdi Türkiye'nin önünde Serkan abi çok daha iyi bilir. Ödemeler dengesine dair bir problem var. Şu an kapıda bekliyor. Ve bu işte Birleşik Arap Emirlikleri, işte Katar, şu bu. Ya bunların kapitülasyonlardan farkı ne şu an?
tamamen kapalı kapılar ardında hiçbir böyle topluma, muhalefete, millete net bir bilgi verilmeden, net bir briefing verilmeden şu kadar yatırım yapılacak, şuna şunu verdik, şuna şunu sattık, şuna şunu aldık. Yani bu tekrar diyorum Türkiye yani Allah korusun ama giderek bir duyun umumiyeye doğru ilerliyor ekonomik olarak. Varlık fonu masada hocam. Onu diyorum. Varlık fonu BAE'ye varlık fonunu verdiler, açtılar.